Şimdi efendim mobilya bizim çalıştığımız mobilyalar zamana dayanıklı. Bugün kullanırken sizin mobilyanız ama torunlarınıza antika olabilecek sanat eserleridir. Biz bunları yaparken dünyanın en iyi ağaçlarını buluyoruz, kullanıyoruz. Bunları empriye ediyoruz, fırınlıyoruz, bir araya getiriyoruz. Yani bir mobilya yapıyorum dediğiniz zaman siz eğer iyi bir malzemeye sahip değilseniz, iyi bir ustaya, iyi bir işçiliğe sahip değilseniz bunlar bir araya gelemez. Biz öncelikle iyi ağaçlar seçiyoruz. Bunları iyi fırınlıyoruz, iyi empriye ediyoruz. İskelet olduktan sonra bunları müşterinin isteğine, ülkelerin standartına göre kiralıyoruz. Ama bunlar ceviz oluyor ama beyaz oluyor, kiralanıyor. Sonra bunlara güzel kumaşlar seçiyoruz. Artık müşterimiz her gün mobilyanın üzerine yaşıyor. Bunun üzerine yaşadığı zaman burada kullanırken çay dökülür, kahve dökülür. Bunların kolay temizlenebilir kumaşlar olmalı. Bunların üzerinde her gün yaşadığınız için kumaşlar uzun ömürlü olmalı. Bunların üretim anında testleri yapılıyor. Sürtünmeye dayanıklı testler, darbeye dayanıklı testler. Bazı projelerde alev almaz kumaşlar isteniliyor, yanmaz kumaşlar isteniyor. Bunlar projeye bağlı olan şeyler. Artık dünya piyasalarında ben iyiyim deme şansınız yok. Zaten iyi olacaksınız. Ha ne şansınız var? Şunu diyebilirsiniz. Ben çok iyi ürün yapıyorum. Çok iyi terminde ve üretim bazında teslim ediyorum. Ürünün arkasındayım. Alan da yıllarca bunu kullanıyor, kullanacak. Bunu derseniz eğer kalıcı olursunuz. Yoksa mümkün değil.